falan ölürüm ayak kız dönme yerim senden. Falan ölürüm ayak kız dönme yerim senden. Ders senin değişin aynı yerden oldu. Ders senin değişin aynı yerden oldu. ...1944 yılının dondurucu kışında bugün Gürcistan sınırları içinde yer alan Ahıska bölgesinde tam anlamıyla bir insanlık trajedisi yaşandı. Stalin'in emriyle bu bölgede yaşayan Ahıska Türkleri 14 Kasım gecesinden itibaren yurtlarından edilerek uzak topraklara doğru yola çıkarıldı. Takvimler 18 Kasım'ı gösterdiğinde tam 90 bin Ahıskalı, önceden belirlenmiş bir yerleşme programı kapsamında Sovyetlerin 13 ayrı cumhuriyetine dağıtılmıştı. Aileler bölünmüş, sevenler ayrılmış, hayatlar alt üst olmuştu. Alman ordusunu bile yıldıran dondurucu Rusya kışında yapılan ve haftalarca süren sevkiyat sırasında açlıktan ve hastalıktan 18 bin Ahıskalı hayatını kaybetti. Bu acımasız sürgünün nedeni Sovyet yöneticilerinin Türkiye ile olan sınıra yakın bölgelerde yaşayan Ahıska Türklerini Türkiye'nin bir parçası olarak görmesiydi. Bu akrabalık bütün bir bölge halkını yerinden yurdundan etmek için yeterli olmuştu. Rusya topraklarından Orta Asya'ya hatta Sibirya'ya dek sürülen Ahıska Türklerinin büyük bölümü gönderildikleri yerlerde var olmayı sürdürdüler. O topraklarda yeniden kök saldılar, yeni yurtlarını benimsediler. Sürgünle ana vatanlarından uzaklaştırılan Türklerin bir bölümü bugünkü Kazakistan'ın sınırları içerisinde yaşıyor. Ahıska halkının vatanlarından koparılışlarının 59. yılındayız. Bu küçük topluluğun hem bugünkü yaşantılarını daha yakından tanıyabilmek hem de gönderildikleri yörelerde yaşattıkları gelenekleri yerinde görebilmek için Kazakistan'a doğru yola koyuluyoruz. Karayolu düşünülecek olursa Kazakistan Türkiye'den bir hayli uzak. Tam 7500 kilometre. Ancak biz bu uzun yolu kuş uçumu yani hava yoluyla yaklaşık 6 saatte alabiliyoruz. Kazakistan'la Türkiye arasında 4 saatlik bir zaman farkı var. Daha doğuda yer alan Kazakistan'ın yerel saati bizden 4 saat ileri. Dolayısıyla uçaktan indiğimizde neredeyse sabah olmak üzere. Ancak hala gidecek yolumuz var. Başkent Almaty'den 2 saatlik bir yolculuktan sonra kalacağımız köye varıyoruz. Birkaç saat sonra ortalık iyiden iyiye aydınlanınca içimizdeki heyecana mağlup olup hemen yola koyuluyoruz. Bizi karşılayan Ahıskalı dostlarımızla birlikteyiz. Yolumuz Işık Reyonu'na, Ahıska Türklerinin vatan saydığı Kazak topraklarına. Bugün cuma, dolayısıyla da Işık'taki ilk durağımız bir cami oluyor. Camiye vardığımızda karşımıza 3 yaşlı adam çıkıyor. Oturmuş namaz vaktinin gelmesini bekliyorlar. Türk olduğumuzu duyunca sıcak bir ilgi gösteriyorlar. Hemen konuşmaya başlıyorlar. Gel kucumda otur, sen de fotoğrafı. Getirdiler bize de yük taşıyan tren diyesiz size. Yük taşıyan trenlere ki delik deşik tahtaların arasında soğuk. Bizde yalın, çıplak, kiminin ayağında yok, kiminin başında yok. Bu haline getirdiler o maruz, o savuğun içine doldurdular. 18 sutkada biz geldik, yetiştik buraya.
yolda ölenlerimiz oldular, ölüleri de eşik kapıları açıp kapıdan attılar, bıraktılar, çölde kaldılar da. Çok şeyler gördük, çok hakaretler olduk, acılık da çektik, çıplaklık da çektik. Ancak geldik buraya ki Allah razı olsun bizim yerli halkı Kazaklar. Bu adamlar bizi kucakladılar. Bunu demeli yok. Bu adamlar bizi kucakladılar. Bir kırık ekmeği var idiyse bizlerle beraber yediler. Kazaklar bize çok büyük sahaplık da etti. Hiçbir horluk da görmemiştik bu adamların içinden. Allah bin bin kere şükür olsun ki biz gelip Türk toprağına düştük. Bu Kazaklar bize çok hürmet ettiler gelende. Çok. Burada Kazak az olsa da bize sahiplik ettiler. Bir kırık etmek olsa onu bizden bölüp yedik beraber. Allah razı olsun. Biz ki buraya geldik, bu Sovet Köçesi diyorlar. Orada bir aşkın apa var idi. Onun üç oğlu var idi. Benim anamda üç oğlumuz var idi. Bir sihiri var idi. O sihirin südünü altı çocuğa üçürüp yaz bahara çıkarttık. Onu hiç unutmak olur mu? Kazakistan'daki camilerin ilginç bir özelliği var. Bu da hiçbirinin belli bir ismi olmaması. Bu caminin adı nedir diye sorduğumuzda hep bir ağızdan cami diyorlar. Yalnızca cami. Türkiye'deki camilerin hepsinin bir ismi var dediğimizde ise yüzümüze şaşkınlıkla bakıyorlar. Köydeki bu camiye bölgede yaşayan Türklerin yanı sıra Kazaklar, Uygurlar, Çeçenler ve hatta Ruslar bile geliyor. Ancak bugün cami pek kalabalık değil. Cemaatin bir kısmının tarlada olduğu söyleniyor. La ilahe illallah, hak Muhammedun Resulullah. Kılıp zekatin versen. Namazdan sonra hep beraber dualar ediliyor, caminin imamı hem Kazakça hem de Türkçe sesleniyor cemaatine. Elimize de sen dinçlik ver ya Rabbi, cemaatimize can sağlık ver ya Rabbi. Ancak duanın bir bölümü var ki cemaat içindeki Türkler için son derece hüzünlü. Allahümme salli ala Muhammedin cemilen ve mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah-u Teala Türk halkına bir dahi sürgünlük vermesin. Allah-u Teala cümle ahli İslam'a yardım etsin. İçinde de Türk halkına, Türk memleketlerine Allah yardım etsin. İsa Abdullahoğlu ısrarla bizi evine davet ediyor. 80 yaşındaki İsa dedeyi kırmıyor ve evine konuk oluyoruz. Hemen bir yer sofrası kuruluyor ve ardından da çaylar yudumlanıyor. Sofrada yaşlı bir de Kazak var. Türklerle Kazakların ne kadar iyi anlaştıkları hemen gözümüze çarpıyor. Çaylar içildikten sonra İsa dede bir sofra duası yapıyor. Sonradan öğreniyoruz ki sofra duası Ağızka Türklerinde gelenek haline gelmiş. Allah sizden razı olsun. Öz ayağınızdan gelip öz rızkınızı yediniz. Sizden Allah razı olsun. Allah'ın kazın bereketini artırsınız. Bereketini. Şimdiki durağımız yine Işık rayonuna bağlı bir başka köy. Kuliçki köyü. Yol boyunca dağlara bakarak artık kışın yaklaşmakta olduğunu anlıyoruz. Kar yavaş yavaş dağın eteklerini kaplamaya başlamış. Köye yaklaşırken kendimizi dağların güzelliğinden alamıyoruz. Başkent Almaty'nin sadece 70 kilometre dışında olan Kuliçki köyünde Ağızka Türkleri çoğunlukta. Belki de bu yüzden bütün otantikliğini koruyabilmiş. Hem yapılarıyla hem de insanlarıyla. Üstelik Kuliçki'de bizi bekleyen büyük bir heyecan olduğunu müjdeliyor yol arkadaşlarımız. Geleneksel bir Ağızka düğünü bu. Köyde düğün evinin adresini sorarken hayallerimizi atlarla, davul zurnalarla süslüyoruz. Fakat az sonra düğün konvoyunu gördüğümüzde hayallerimiz yerini şaşkınlığa bırakıyor. Çünkü karşımıza çıkan görüntü son derece ilginç.
şaşkınlığımızı yenerek hemen gelin arabasının içine giriyoruz. Zarina ve Şerif heyecan dolu yüreklerini açıveriyorlar bize. Upuzun bir konvoyla çıktığımız 70 kilometrelik yolculuğumuz sona eriyor. Yeniden Almatı'dayız. Almatı'daki 28 Adam Meydanı bizim çiftlerin ilk durak yeri. Meydana adını veren 28 adam, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline direnirken şehit olan 28 askeri simgeliyor. Bugünse burası her milletten ve her bölgeden gelen yeni evli çiftlerle dolup taşan rengarenk bir alan. Almatı'da evlenen tüm çiftler ilk ziyaretlerini buraya yapıyorlar. Ruslardan kalma bir gelenek olan bu ziyaret zamanla tüm milletlerin alışkanlığı haline gelmiş. Zarina ve Şerif çifti de bu alışkanlığın bir parçası oluyor. Ancak kendi geleneklerini de 28 adam meydanına getirmeyi ihmal etmiyorlar. Çiftlerin bir sonraki ziyaret yerleri ise bir cami. Çünkü Ağızka geleneklerine göre camiye gitmek düğünün önde gelen şartı. Damat biraz alkol aldığını söyleyerek içeri girmiyor. Ancak Zarina gelin dua etmek için yanındakilerle beraber camiye giriyor. Hava yavaş yavaş kararırken konvoy bir park yerinde duruyor. Son bir geleneği yerine getirmek için bu duruş. Önce herkes iniyor arabalardan. Gelinin yengesi elinde bir yemek çantasıyla beraber kalabalığa doğru ilerliyor. Bir genç yengenin elinden yemeği alıyor ve kuytu bir yere götürüyor. İşte bu andan itibaren tüm kalabalık yemeğin başına gelerek birer parça alıyor. Ağızka geleneklerinde bu ritüele yengenin yemeği adı veriliyor. Ağızkalılar arasında yengenin yemeğini yemek, kızınızı aldık anlamına geliyor. Kuluçka köyünde düğün büyük bir çadırda devam ediyor. Gelin ve damat araçlarından iner inmez müzikle beraber oyunlar da başlıyor. Toyun yani düğünün en ilginç görüntülerinden biri de gelinin yere eğilerek yaptığı hareketler. Ağızka Türkleri buna gelinin temennisi diyorlar. Gelin bu hareketlerle toya gelen konuklara teşekkür etmiş oluyor. Ağızka Türklerinin toydaki geleneklerinden biri de yüz açma. Allah hayırlı etsin. Gelinin yüzünü düğünden önce kaynana, düğün sırasında ise ancak sadıç açabilir. Bir Ağızka toyunun en önemli unsuru konuklar. Buna göre konuklar hiçbir zaman gelişi güzel oturamazlar. Bu düğünde de olduğu gibi her zaman erkekler bir tarafa, kadınlarsa diğer tarafa oturuyorlar. Bu haremlik selamlık düzenlemesi oyunlarda bile kendini belli ediyor. Öyle ki kadınlar oynamaya başladığı zaman toy sahibi veya sadıcın haricinde hiç kimse meydana çıkamıyor. Bir toyun zenginliği ise ancak sofrasından belli oluyor. Sofraya ne kadar çok yemek gelirse düğün o kadar gösterişli geçiyor. Dolayısıyla kazan kazan pişen yemekler düğünleri bir o kadar da gösterişli kılıyor. Bu kardeşimin toyudur. Ekrem Hanım'ın toylarıdır. Yemekler nadi, bu dolmadır. Lahana dolması da oradadır. Sonra burada da et kavurmasıdır, pilavdır. Güle güle salatlar yaptık. Sonra ondan başka balıklar yaptık. Balıklar, gündüz suların balıklarını yaptık. Gelinin dilini kessak dilsiz olur. Konu komşiden şart atlı yaşar.
kaynak kaynatasına hürmet eder. Ona göre de dilini kesiyor ok ki dilsiz olsun. Başını yok. Başını kesecek olsak iki yanında duran yenge hanımlarımız icazat vermez bize. Onun için şimdi başlıyorum Sağducu'ya söz müzikal. Cemal, geldin başını yatağa dönüyor. Cemal, gelin dilini kesek başlayın. Ulan dilini kes, dilsiz olsun. Cemal, ha gelin bu kadar. Gelinin yüzü açıldıktan sonra düğün biraz daha hareketleniyor. Gelin, damat ve sadıç kendilerine ayrılan özel bir masaya oturarak düğünü izlemekle yetiniyorlar. Artık meydan konukların, kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Ağızkıllar düğünlerinin aslında birkaç gün sürdüğünü söylüyorlar. Ancak bugünkü düğünden o kadar umutlu değiller. Sebebi ise son derece tanıdık, kız kaçırma. İzlediğimiz bu düğünün gelini kaçarak gelmiş. Dolayısıyla bu kez toyun uzun soluklu olmayacağını düşünüyorlar. Ancak konuklar davul ve zurnanın sesini her duyduklarında adeta kendilerinden geçiyorlar. Babasından enişte ağaya pırlantı yüzük. Fatma mamasından bir tıpoçka. Bu da Fatıma anasından bir zincir, altın zinciri. Merivan'ın mamasından bir altın yüzüğü. Allah razı olsun, Allah onda çel çocuğunun torunlarının toylarına ulaştırsın. Hemişe bile altın gibi parlasın. Ertesi gün kendimizi yine yollarda buluyoruz. Bu defaki rotamız alın teriyle yoğrulmuş patates tarlaları. Amacımız Ağızkı Türk'ünü tarlada çalışırken görüntülemek. Yolumuz Işık Reyonu'ndan yani Işık Bölgesi'nden hem de bölgenin idari merkezinden geçiyor. Işık Reyonu, Almatı'nın doğusunda kalmış dağlık bir bölge. Başkent Almatı'dan Çin sınırını oluşturan Alatoğu Dağları'na kadar uzanıyor. Işık, Kazakça eşikten geliyor. Bize de yabancı olmayan bu kelime kapı anlamında kullanılıyor. Kazakistan'dan Çin'e gitmek için bu kapıdan, yani Işık şehrinden geçmeniz gerekiyor. Bölgenin toplam nüfusu 200 bin. Ağızkı Türkleri bu rakamın %8'ini oluşturuyor. Ancak bu bölgenin en çarpıcı özelliği, bünyesinde 40 farklı milletten insanı barındırması. Kısaca bir insanlık kotası Işık. Ağızkalıların 59 yıl önce gelip katıldığı benzersiz bir karışım. Işık Reyonu'na bağlı Türk köylerinden biri de Rahat Köyü. Rahat Köyü'nün geniş tarlalarında bugün hummalı bir çalışma var. Herkes topraktaki patatesleri çıkarmak için var gücüyle çalışıyor. Onlar patatese kartopu diyorlar. Amaçları yağmurlar gelmeden patatesi, yani kartopunu topraktan çıkarmak. Çünkü yağmur yağdığında her yer çamur oluyor ve çalışmak imkansız hale geliyor.
Üstelik de kış bu bölgede kapıyı biraz erken çalıyor. Tarlada çalışanlar sadece Ağızkalı Türkler değil, Kazaklar ve Uygurlar da geçimlerini topraktan sağlayanlar arasında. Tüm çalışanlar paralarını günlük alıyorlar. Bütün bir gün çalışarak kazandıkları para 500 tenge. Bu da yaklaşık 4 dolara karşılık geliyor. 68 hektar yerimiz var. 63 hektar kiraya almışız. Onun içinde 80 hektarını buğday ekiyoruz. 30 hektar patates, 5-6 hektar lahana. Kalanına da böyle lüzerna diyoruz. Onu ekiyoruz. Bunu hep büyüdenler Ahıska Türkleri. Biz Ahıska Türkleri olarak Ahıska Türkleriyle çalışıyoruz. Onlara yardımda bulunuyoruz. Onlar yardım ediyor. Birbirimize yardım edip işliyoruz. Doğuya doğru uzanan yolculuğumuz bizi Çin sınırına yakın bir başka Türk köyüne götürüyor. Burası Turgen. Turgen köyü Çin'e 200 kilometre mesafede geçimini hayvancılıkla sağlayan otantik bir köy. Köye girişte bir sürprizle karşılaşıyoruz. Ellerinde Türk ve Kazak bayraklarıyla iki atlı aniden önümüze fırlıyor. Bu bir karşılama töreni. Üstelik biz daha şaşkınlığımızı üzerimizden atamamışken davul ve zurnalar çalmaya başlıyor. Hep beraber başlıyoruz oynamaya. Turgen köyünün tek geçim kaynağı hayvancılık. 14 bin nüfus yaşıyor bu köyde. Ve 14 bin nüfusun yaklaşık 4 binini Ağızkalı Türkler oluşturuyor Turgen'de. Zöliski Alatıoğlu Dağları'nın eteklerinde kurulu bu köyde atçılık gelenekten gelen bir spor, bir uğraş, bir tutku. Öyle ki küçücük çocuklar bile ata binmesini biliyor. Attan inmek istemiyor. 3 yaşındaki Zabur da öyle. Zabur, başına geçirilen Mickey Mouse'lu beresiyle at üstünde alışık olmadığımız bir görüntü sergiliyor. Köyünde bizi misafir eden Meclis Bey, isteğimiz üzerine bizi atların otladığı düzlüğe götürüyor. Ancak oraya varmak biraz zahmetli. Çünkü patikalardan ve derelerden atlayarak geçmek bir hayli zor. Hiç sorun değil bizim için bu. Çünkü buralara dek gelip de Ağızka atlarını doğal mekanlarında görüntülememek çok daha büyük bir dert olacaktır içimize. Zor da olsa yanına ulaşabiliyoruz bu güzel hayvanların. Onları ürkütmeden çekim yaparken bir yandan da bu hayvanların insanlarla kurdukları dostluğu düşünüyoruz. Asırlardır başka başka coğrafyalarda süren ve hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bir dostluk bu. Ağızka Türküyük. Bunda doğulmuş yaşıyoruz Kazakistan'da. Bu Turgen'de köyde. İşliyoruz. Maşında işliyordum. Şimdi iş yok. Kalkozda kendimizin bunda yerimiz var. At, mal, koyun. Mal bakıyoruz. Türkiye'yi görmemişiz. Kardeşim diye eniştem gördü, ben görmemişim. Var mı akrabalar orada? Var diye bacımın oğlu var. Bibimin torunu var. Nenemin emi uşak şeyli, emisinin şeyleri var, çel çocuğu. Türkiye'yi görmedin ama hiç görmek ister misin? Kim istemez ki görmek? Elbet görmek istiyorum. ...47 yaşındayım. İki oğlum var. İki oğlumdan birisi Türkiye'de, üniversitede, İzmir'de okuyor. Birisi de Almata'da. Bu Turgen köyünde 375 küsur aile oturuyor. Hep Ağızka Türkleridir. Onun içinde fazlası bu köyde tarlada çalışıyor. Çeyirdek alıyor içeri, domates, patates. Bu gördüğümüz karşı dağızda da bu 22 dönüm yerde çiftliğimiz var. 3 arkadaş burada biz koyun besliyoruz, at ve sağlam mal ve eve de ete mal.
Gördüğümüz karşılıklı dağlar Zayliski Alatau diyorlar. Yüksekliği 3200 küsür metredir. Yıl senesi bu dağların başı böyle karlıdır. Yerler çok güzel. Halkımız Allah'a şükür geçinmeleri fena değil, iyidir. Ama da demek istiyorum ki her bir halk, her bir insan kendi kanadıyla uçuyor. Bizi vatandan sürgün olduğumuza 59 sene oldu. Bizim ata dedelerimiz vatan diye diye dünyalarını değişti, rahmetlik oldular. Arkadan yetişen çocuklarımızı da istiyoruz ki kendi vatanında, kendi ana dilini, kendi toprağında yetişsin, kendi halkıyla beraber ömür sürsün. Ağızka Türklerinin en önemli özelliklerinden biri de elbette ki misafirperverlikleri. Öyle ki kiminle konuşsak hemen bizi evine ve sofrasına davet ediyor. Hele bir de Türkiye'den geldiğimizi öğrenince misafirperverlikleri iyiden iyiye artıyor. Adeta nasıl hizmet edeceklerini şaşırıyorlar. Turgen köyünden ayrılmadan bir eve davet ediliyoruz. Geri çeviremiyoruz çünkü son derece cazip bir davet bu. Bize geleneksel Ağızka yemeklerinden hazırlayacaklar. Heyecanla başlıyoruz hem yemeğe hem de görüntülemeye. Bunda yapıyoruz kete. İki yukadan ediyoruz. Yağ sarıyoruz, un kavuruyoruz, içine katıyoruz, çeviriyoruz, sonra da pişiriyoruz, oluyor kete. Bunda yapıyoruz yuhalar. Bu su böreğinin, bunda erişteninki var. Su böreği isladıyoruz, düzüyoruz, üstüne yağ sepiyoruz, sonra peynir sepiyoruz. Bile sıra sıra düzüyoruz, sonra biraz şuşluyoruz. İyi oluyor su böreği. İfsos erişteyi de pişiriyoruz, doğruyoruz. Fırında kuru diyoruz, sonra isladıyoruz. İp yağ sepiyoruz, ip bal sepiyoruz. O da oluyor erişte. Açmayacak, kurusun. Sonra bunu fırına koyuyoruz, iyice kızarıyor. Ağızka Türklerinin geleneksel yemekleri bize çok yakın. Özellikle Erzurum ve Kars yörelerinin yemekleriyle birebir örtüşüyor. Bunlardan bazlama, kete, bişi, sulu dolma ve tutma çorbası ilk dikkat çekenler. Ancak isimleri Gürcüce olan bazı yemekler Ağızka sofrasına girmiş. Bunların başında da hinkar ve haçapur geliyor. Hinkar bildiğimiz mantı, haçapur ise etli ekmek. Gürcü dilinde haça, et, puri de ekmek anlamına geliyor. Küçük yuvarlak hamurların üzerine ilk önce kıyma serpiliyor. Ardından da katlanarak üzerine yumurta sarısı dökülüyor. Fırında pişirildikten sonra ise etli ekmek yani haçapuri ortaya çıkıyor. Bu yemeğin adı tutmak çorbası diyor. Kesme kesiyoruz. Buraya döküyoruz abunu, kızar diyoruz yağın içinde, hamuru döküyoruz bunun içine. Ondan sonra döküyoruz biraz yeşil ot. Bu şimdi yoğurttur. Bu sarımsak. Bunu çarkalıyorsun. Bu pişenden sonra bunu buraya döküyoruz. Bu. Aha da oldu bizim tutmak çorbası. Ağızka Türkleri için sofranın boş kalması son derece ayıp bir şey. Hazırladıkları 12 çeşit yemek sofranın tamamını dolduruyor.
Kalabalık bir aile ortamında bizi sofranın baş köşesine oturtuyorlar. Yemekler son derece leziz. Özellikle haçapuri ve ketenin tadına doyum olmuyor. Bu arada misafirler arasında bir de Kazak dostumuz var. Adı Nurganat Nurgajev. Köyün veterineri. Kendisine Ağızka Türklerini soruyoruz. Köp jigitler menin dostlarım. Buna kasımda majlis otur, fezli otur, sayrab otur. Osu jigitler men birge jumusta da istedik, mektepte de birge okuduk. Sodan aralasıp jürgen jaksı tirlik. Osu kisiler öte yembek kor adamdar. Jaksı aralarında jogarı oku bitirgen jaksı azamattar, lavazımda azamattar bar. Osu jerde jumus deyit. Evin 76 yaşındaki büyüğü Narınç nine, Kazak dostlarının iyiliklerini anlata anlata bitiremiyor. O karanlık yılları düşündüğünde bile içi sıkılıyor ama yine de yaşadıklarını bizimle paylaşıyor. Biz Türkiye'yle yakınız. Türkiye'yle kadar biz dağa çıkıyorduk da dağa. Dağa çıkıyorduk, onda bir İmirken'in başı diyordular. İmirken'in başı, böyle toprak yığmışlar, bir başında ağaç var. Sonra biz ona İmirken'in başı diyorduk. Oraya çıkıyorduk, biz çocuklar hep gidiyorduk, oynuyorduk, ediyorduk da bizim yaylanın ögünde, yayla. Sonra onu ben bilmiyordum ki ne diyor. Buraya Kavgaz'dan buraya geldik, bir tane adama tanıştım. Dedim ki, adı İslam idi o, ola İslam. Sen benden ülkünsün. O İmirken'in başı neydi dedim, oraya İmirken diyorduk, İmirken'in başı oraya nedir? Dedi ki, ondan o yani Türkiye'dir, Türkiye'nin şeysi. Sinori. Ondan o yani Türkiye'nedir sinori. Ondan bir yanı bizimdir. Bizi kim götürür kadınlar? Bizi hiç kim götürmez ki götürmez Türkiye'ye. Ağızka Türkleri sürgün edilişlerinin 59. yılında vatan hasretlerini söndürebilmiş değiller. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen hala ait oldukları topraklara geri dönmenin hayalini kuruyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında Sovyet askeri olarak cepheye sürülen 50 bin Ağızka Türk'ünden yalnızca 5'te biri savaştan sağ çıkıp evlerine geri dönebilmiş. Ancak yurtları Ağızka'ya döndüklerinde ailelerinin tüm fertlerinin sürgün edildiklerini öğrenmişler. Çok azının şansı yaver gitmiş ve izlerini sürerek ailelerini gönderildikleri yerlerde bulabilmiş. İşte Gara Aliyev de bunlardan biri. 100 yaşındaki Gara dede o günleri hala büyük bir heyecanla anlatıyor. Ben bomba düştü de, bomba düştü. Snaryat. Snaryat düştüğünde toprağın altında kalmıştım, toprakta. Topraktan matronka. O beni topraktan çıkardı. Bir Rus beni topraktan çıkardı. Ben 18-19 yaşında askerliğe gittim. 19 yaşındaydım, beni armiyaya götürdü. 58 yıldır ben bundayım. Şimdi hangisini vatan sayayım, ben ne bileyim. Ben nerede doğulmuşum, nerede benim babam. Babam kalmış, ölmüş, ondadır vatan. Anam bunda öldü, oğlum bunda öldü. Babam ondadır. Bunca yıl vatan hasretiyle yanıp tutuşmuş savaş gazilerinden biri var ki, o diğerlerinden biraz farklı. Adı Ali Paşa Veyseloğlu. Işık bölgesindeki Ağızka Türklerinin manevi lideri. O aynı zamanda Ağızka Türkleri ile ilgili iki kitabında yazarı. Ali Paşa etkileyici anlatımıyla bizi adeta yaşadığı yıllara geri götürüyor. Biz özbeöz Anadolu, Doğu Anadolu Türküyüz. Bizi Türklerin bölmeye hakkı yok. Bunlar Mesih'e Türk'ü filan demeye hakkı yok kimsenin. O toprakları kazanmaktan ötürü Osmanlı vaktinde bizim dedelerimiz de binlerine kurban vermiş. Bizim de hakkımız var o topraklarda. Onlar toyda, düğünde, keyifte olsunlar. Biz de cencele, işkence, zulüm altında, sürgünden sürgün bu memlekette böyle bir işkence altında yaşayan, sahipsiz, vatansız kalan bir halk. Bizim Türkler, batçılarımız bize sahip çıkmıyor bugün. Ne olacak? Vatan yok, dil yok, mektep yok, kitap yok. Dağınık halde bu millet bir az vakitten sonra yok olup gider. O millet var mıdır, yok mudur? Kim biz?
Sepildi bu Türkler gurbet illere, günden güne düştük ağır günlere. Köle olup satıldık elden ellere, polisler dustağı olduk bir zaman. Sayın Cumhurbaşkanı çok selam size, Allah'ın duası hem cümlenize. Sanarım bir yardım yetişir bize, sevinip sizinle gülah bir zaman. Adım Ali Paşa derbeder olduk, bu gurbet ülkede kavrulup yandık. Sayın Turgut Özel'e müracaat yazdık, bize de bir yardım yapın bu zaman. İşte halımız kardeş böyle. Bugünkü halda da biz Türkiye diye diye çok insanlar vatansız hayatını kaybetti derdinden, hastalıkta. Ali Paşa'yı yüreğimiz burkularak geride bırakıyoruz. Onun cümlelerinde bütün bir toplumun trajedisi yatıyor. Allah-u Teala her zaman Türkiye'mizi, Kazakistan'ımızı ve bizleri dost eylesin, kavuştursun, ahırımızı hayır eylesin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Işık bölgesindeki son durağımız bir okul. Krasnivostok köyündeki bu okul aslında bir Kazak okulu. Ancak derslerinin tamamı Kazakça değil. Bir de Türkçe dersi var. Okulun müdürü Jipek Tolepbayeva bizi ilk olarak Kazak sınıfına davet ediyor. Al dersin kaytırıma. Балалар бул жолбасы даналыкка келиндер түсүп байкап калалыкта. Бул жол мен бара жаткан өзүмдөй көп. Соларды көрө тура калалык ба? Okul müdürü Jipek Hanım bizi bu defa Türkçe sınıfına götürüyor. Burada Ağızka Türkü öğrenciler var. Sıcak bir karşılamadan sonra derslerini izlemeye başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden Kazakistan'a konuklarımız gelmiş. Kazakistan devleti birçok bölgede olduğu gibi Ağızka Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Krasnivostok köyünde de Türkçe dersi okutulmasına izin veriyor. Türkçe öğretmeni Şüküfe Sadıkova mesleğinin son günlerini yaşıyor. O artık emekli olmak üzere. 30 yıllık meslek hayatında elinden geldiğince Türkçeyi unutturmamaya çalışmış. Bununla da gurur duyuyor. Ancak Türkiye'ye bir de mesajı var. Türkçesini temiz saklasınlar. Dillerini, adetlerini temiz saklasınlar. Bu yabancıya, Batı yabancı ülkelerine çok düşkündür bana göre Türkler. Bu bizim hoşumuza çok gelmez. Tek de bir insanlar biliyor ki Ağızka nerededir, Türkler varmış Kazakistan'da, nasıl yaşıyoruz acaba? Çoğunlukla bilmiyorlar. Onun için ben demek istiyorum ki uzakta kardeşleri var Ağızka Türkleri ve biz zor içinde de yaşadığımıza göre her şeyimizi saklayabildik. Saklayacağız da. Merhaba çocuklar. Kelimesini ilk defa Göktürk Devleti tarafından kullanmıştır. Daha sonra Türk soyuna mensup olan bütün toplulukları ifade eden milli bir ad olmuştur. Türkler de dünyadaki diğer milletlerle biridir. Bir milletlerden biridir. Öğrencilerin Türkçeleri biraz zayıf. Babaları ve dedeleri kadar Türkçeye hakim değiller. Ancak yine de 7500 kilometre uzakta bambaşka bir ülkede yaşarken dillerinde Türkçeyi bu derece olsun yaşatabilmeleri insanı etkiliyor doğrusu. Seyahatimizin son durağı Alma-Ata. Alma-Ata pek çok milletten insanı bünyesinde barındıran büyük bir şehir. Modern görüntüsüyle dikkat çeken eski başkent, Orta Asya'daki Ağızka Türklerinin de merkezi haline gelmiş. ...15 milyon nüfuslu Kazakistan'da yaklaşık 200 bin Ağızka Türk yaşıyor.
Bunlar da 4 bölgeye dağılmış durumdalar. Bizim ziyaret ettiğimiz Almatı ve Işık bölgesinde 70 bin, Çimkent'te 70 bin, Cambul Taraz bölgesinde 40 bin ve Kızılorda bölgesinde de 8 bin Ağızkı Türk yaşıyor. Bu küçük ama ısrarlı topluluk şu günlerde sürgün edilişlerinin 59. yılını anıyorlar. Ancak bu anma hiç de öyle kötümser bir havada geçmiyor. Aksine kültürlerine ne derece sahip çıktıklarına gösterircesine mağrur ve gururlu görünüyorlar. Şimdi %85, %90 Türkler köyde buradaki. Köyde böyle toplumsal olarak oturuyorlar. Ona göre hem dilimizi hem dinimizi koruduk. Şimdi bu bizim Türkleri, Ağızkı Türkleri diyen de mesela bu başka bir Türkler değil, Anadolu Türkleri'dir. Çünkü Ağızkı Türkleri aynı Kars Türkleri, Erzurum Türkleri, Posof, bizim bütün sınır bölgelerinden gelmeyi. Biz 59 senedir Kazakistan'dayız. Ondan önce işte bütün sınır bölgelerinde şimdi bir Kars'ın, bir Erzurum'un Türk'ünle bizim bir farkımız yok. Ne dilimizde, ne dinimizde, ne kültürümüzde, sazımızda, sözümüzde hep aynı. Bence en önemli milletimize eğitim konusunda yardımda bulunmak. O bir. İkinci mesele, Türkiye her sene bize bizim kontenjan ayarı, bizim Ağızkı Türklerine özellikle. Şu anda bizim mesela Kazakistan'a 15 kişiydi. Bizim de her zaman devamlı isteğimiz Türkiye'den odu ki 15'in sayısını artırsınlar 50'ye, 60'a. Çünkü bizim burada maddi durumu, köylerde zayıf olanların okullar bütün özel, paralı, burada okutmak imkanlar yok. Ona göre biz Türkiye ricada bulunuruz ki Türkiye Devleti'ne orada bizim çocukları okutsunlar. Orada eğitim alsınlar, sonra buraya gelip burada çalışsınlar, milletimize böyle bir faydalı olsunlar, yardım etsinler her konuda. Bugün Bağımsız Devletler Topluluğu'nun pek çok köşesinde binlerce Ağızkı Türk yaşıyor. Türkiye'den de, kendi yurtları olan Ağızkı'dan da binlerce kilometre uzakta olan bu insanlar, içlerindeki vatan özlemini bir türlü dindiremiyor. Suskun ama gururlular. Dimdik ayaktalar. Bunu da insanoğlunun dünyaya getirdiği en önemli yeniliğe borçlular. Yarattıkları ve yaşattıkları kültürlerine. Çergez, hızını tella, aldım çergez.